İlköğretim Haftası dolayısıyla mesaj yayımlayan Edirne Valisi Ekrem Caner, toplumumuzun kalkınması, refah seviyesinin yükselmesi, ekonomik, sosyal ve kültürel yönden gelişmesi ancak eğitimle mümkündür dedi. Vali Caner, Edirne'de yeni eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim kurumlarına 6.246, ilkokul 1. sınıflarına 4.440, ortaokul 5. sınıflarına 4.127, ortaöğretim 9. sınıflarına 4.104 öğrenci olmak üzere 18.917 öğrencinin kayıt edildiğini, toplam 55.251 öğrenci ile 3.863 öğretmen eğitim öğretime devam edeceğini açıkladı. Vali Caner açıklamasında şunları kaydetti. Ayrıca geçtiğimiz yıldan beri özellikle tasarım, beceri ve zeka oyunları alanlarında ciddi çalışmalar gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye de devam ediyoruz. Bilmekten çok tasarlamanın, yapmanın, üretmenin ön plana çıktığı bu atölyeler, öğrencilerimizin kendisini, meslekleri, çevresini tanımasına yardımcı olmakla birlikte yeni çağın gerektirdiği problem çözme, eleştirel düşünme, üretkenlik, takım çalışması ve çoklu okuryazarlık becerilerinin kazandırılması üzerine tasarlanmıştır. Bu anlamda geçtiğimiz yıl ilimizde 7 adet tasarım beceri atölyesini, 1 adet zeka oyunları atölyesini hizmete sunmuş bulunuyoruz. 2019-2020 eğitim öğretim yılı için ise farklı okullarımızda bilim, sanat, spor, kültür ve yaşam odağında birleşen 33 adet fen, teknoloji, matematik, mühendislik atölyesi, 31 adet yazılım ve tasarım atölyesi, 65 adet akıl ve zeka oyunları atölyesi, 5 adet ahşap ve metal atölyesi, 5 adet müzik atölyesi, 4 adet görsel sanatlar atölyesi, 3 adet drama ve eleştirel düşünme atölyesi, 2 adet salon sporları atölyesi olmak üzere toplam 10 farklı türde 148 atölye daha hizmete alınmak suretiyle 155 adet tasarım ve beceri atölyesi ilimize kazandırılmış olacaktır. Bu önemli süreçte ilköğretimden yüksek öğretime kadar tüm öğrencilerin sosyal, zihinsel ve duygusal yönden öğrenim hayatlarını sağlıklı şekilde sürdürmelerini sağlanmasında idareci, öğretmen ve velilerimize önemli görevler düşmektedir. Yeni eğitim ve öğretim yılında öğrencilerimizin yanı sıra tüm idarecilerimiz, okul yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimizin üstlendikleri görev ve sorumlulukları en iyi şekilde yerine getireceklerine olan inancım tamdır. Sevgili öğrencilerimizin aldıkları eğitim ve öğretimle kendilerini en iyi şekilde yetiştirip, geliştirerek yakın gelecekte ülkemize yapacağı katkıları görmek en büyük mutluluk ve gurur kaynağımız olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle başarı çıtasını yükseltmek, eğitim ve öğretimde arzu ettiğimiz hedefe ulaşabilmek için yaptığımız titiz çalışmaları kararlılıkla sürdüreceğimizi ifade ediyorum. 2019-2020 eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, velilerimize, öğretmenlerimize, ilimize ve tüm ülkemize hayırlı olmasını diliyor, eğitim camiasının tümüne sevgi ve saygılarımı sunuyorum dedi.